Sevgili seyirciler, yaklaşık 3,5 saattir sizinle birlikteyiz. Şimdi toparlayarak veda edeceğiz. Sorularınızda yanıt almaya çalıştık, onları yönelttik konuklarımıza. Türk kimliği başlığıyla başlamıştık. Son sözlerinizi alalım isterseniz. Bu konuştuklarımız çerçevede ve ekleyecekleriniz de varsa, Türk kimliği bu tarihsel süreç içinde bir daha nasıl tanımlarsınız? Şimdi yani Türk kimliği bir ırk kimliği değil. Türkler dünyada en çok yayılmış. Yani bugün ta Atlas Okyanusu'ndan Pasifik Okyanusu'na kadar izleri olan bir halk, bir kavim. Onun için mesela bakıyorsunuz Kıpçaklar saman sarısı diyor Bizans kaynakları. Sarışın insanlar. Bazı yerde çekik gözlü çıkıyor. Bazı mesela bütün tarihçiler Zeki Velidi Togan dahil bir Türk tipi, yani böyle bir ırk, bir Türk tipi değil, son derece karışmış ve Türk gözü rengi nedir? Ala göz. Ela göz. Ela göz de kahverengilerle mavilerin karışımı. Yani ama benim gözlerim. Evet, benim sizin gözüm. Ve mesela Kıpçaklar mavi gözlüdür, öbürleri kahverengi gözlüdür. Ama bir Türk kültürü var. Bakın Türk kimliği dediğimiz zaman bir Türk kültürü var. Bu çok önemli. Bu Türk kültürü işte milattan önce 3000'lerden bugünlere kadar gelen, tabi tarih içerisinde sınıfsal değişiklikler geçiren bir kültür ama sonuç itibariyle kökünde atlı çoban kültürünün kazandırdığı örgütlenme yeteneği olan, arkasından büyük imparatorluklar kurma ve büyük imparatorlukların sınırları içerisinde şeyleri, halkları bir arada yaşatma birikimi. Bu bakımdan kimlerle karşılaştırılabilir Türkler? Çinliler, Farslar, Ruslar vesaire. Bunlarla karşılaştırılabilir. Ve bakın şu da çok önemli. Bu büyük imparatorluk kuran halklar 20. yüzyılın başına geldiğimiz zaman aynı zamanda devrimci halklara dönüşüyor. 1905 Rus devrimi, 1908 Türk devrimi, 1911 Fars devrimi, 7 Fars devrimi, 11 Çin devrimi. Ve arkasından 1917 Rus devrimi, 1920 Atatürk devrimi, ondan sonra bilmem Çin devrimi. Yani bu imparatorluk birikimleri aynı zamanda değiştirme, yenilikleri yaratma ve çağdaş toplumları kurmada da çok önemli bir birikim olarak gözüküyor. Onun için Türk kimliğinde ben iki önemli sıçrama noktası görüyorum. Biri Göktürklerle işaretlenebilir. Yani hocam ona bir devlet modeli diye adlandırdı ve bence de doğrudur. Yani o devlet modeli Hunlar zamanında oluşmaya başlıyor ama Göktürklerle biraz daha yani Türkleşiyor. Bir o var. Bir siyasi kimlik. Ve o Türk adı altında toplanan Kırgız'dı, işte Tatar'dı, Dokuz Oğuz'du, İdiz'di, şuydu buydu falan. Onları da en sonunda işte dışarıdan bakanlar, zaten bunlar Türkçe konuşuyorlar ve hepsini Türk kavramı altında topluyorlar. İkinci büyük Türk kimliğini yaratan büyük tarihi olay bizim 1900'lere doğru Namık Kemal'lerle başlayan ve Atatürk'le doğruna çıkan kendi milli devletimizi kurma süreciyle oluşan Türk kimliği. Yani bir cumhuriyet yurttaşlığı ve kimliği. Bu kucaklayıcı, birleştirici. Atatürk bunu çok güzel tanımlamış. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir diyor. Yani dar anlamda Türk'ü tarif ediyor. Bütün dünyadaki Türkleri değil de dar anlamda Türkiye'de yaşayan Türkleri ve onu da devrimci bir millet olarak tarif ediyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ne demek? Bir cumhuriyet kurmuş, padişahlığı yıkmış, bir devrim yapmış. Yani Türk milletinin Atatürk tarafından yapılan kimlik tanımında bir devrim yapma olayı var, cumhuriyet kurma. Çok önemli sosyolojik bir şey. Özellikle bunları söyleyebiliriz. Şimdi biz bu kimliğimize, yani Hunlar ve Göktürklerde, hatta İskitlere kadar uzatabiliriz, oradaki uygarlığa sıçrama, uygarlaşma süreçleri ve aynı zamanda Cumhuriyet'le, Atatürk'le ve öncesiyle yaptığımız en son milli devleti kurma ve çağdaşlaşma süreçleri, bunları daha iyi incelemeli ve bunun bilincine varmalıyız. Bizi birleştiren bu. Bu aynı zamanda Türkiye'de yaşayan
çok çeşitli kavimlerden insanları da kucaklayan ve Türk milleti kavramında birleştiren bir kimlik. Çok teşekkürler Sayın Perinçek. Sayın evet. Ahmet Taşaral. Özellikle Türkleri komşu, yabancı halkların tarihlerine baktığımız zaman ortaya muhteşem bir Türk tarihi çıkıyor. Bunu içeriden arkeolojik kaynaklarla ve yazıtlarla da desteklediğimiz zaman dünya tarihinde Avrasya bozkırlarında çok geniş alan, geliş alanda ve anlamda bir Türk tarihi söz konusu. İşte bunu anlamak için biraz tabii zor ama anlamak için önce Türk boylarını, sonra Türk göçlerini çok iyi analiz etmek gerekir. Arkasından da bütünlük içerisinde bu şeyi çözecek, sistemi çözecek, şifreleri çözecek bir model gerekiyor. Bu modeli de Göktürklerle biz sağlayabiliriz. Böyle bir bütün Türk dünyası tarihi aslında vardır yani şey olarak. Türk deyince bir kelimeyle ne söylersiniz? Türk deyince... Yani programın başında 3 saat 45 dakika önce... Türkçe konuşan. Çinliler ya, barbar demeli. Çağdaş mı dersiniz? Yok. Tembel mi dersiniz? Ne dersiniz? Ya dinamik, sabırsız, dinamik, güçlü, mücadeleci, yılmayan ama nesilden nesile kendini devam ettirmesini başaran bir insan derim. Evet, peki siz kendi mantığınızla devam edin gene söyleyin. Yani bu şekilde söyleriz ve o model içerisinde biz Türk tarihini anlayabiliriz. Bunun içerisinde Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu, Timur, hatta Cengiz Han ve Moğollara dahil olmak üzere, Babürler, yani bütün Avrasya coğrafyası, hatta Kuzey Afrika'da yayılmış Türkleri şey yapabiliriz. Ama tabii Türkiye Cumhuriyeti, bu da özelliği şu, Türk adını yaşatmasını başardı. Bağımsız Türk Devleti. Türk, yani dünya tarihindeki en büyük başarısı budur bence. Göktürkler, Türk Kağanlığı yani ve Türkiye Cumhuriyeti. Başka denemeler de oldu Türk adıyla ama bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti doğrudan Göktürklerin devamıdır. Türk Kağanlığı'nın devamıdır. Bütünlük içerisinde yani bunu yanı sağı sol her şekilde araştırılabilir. Ve tarihi abartmadan bizim öğrenmemiz lazım. Çünkü tarihte her şey vardır. Yani eğer toplum olarak bir şeye ihtiyacımız varsa her şeyi biz tarihte bulabiliyoruz. Abartmadan doğru bilgilerle analitik yaklaşarak çözebiliriz diye düşünüyorum. Zaten bunu bugün en uzak köşe mesela Arjantin'de, mesela Yeni Zelanda'da Türk tarihi öğretiliyorsa demek ki kalabalık büyük bir tarihtir, önemli bir tarihtir. Türklerin en büyük başarısı olarak mı gördünüz mü? Evet. Dünyadaki en büyük başarı tabii, Türk tarihte en büyük başarı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıdır. Ama bunu yaşatmak da önemlidir. Yalnız şunu burada söylemeden geçemeyeceğim. Bizans kaynaklarından Pahimeres'in bir sözü var. Anadolu Türkmen göçleri sayesinde bir Türk deryası oldu. Bizans tekfurlukları da adacık gibiydi. Bir Pahimeres'in ve o diğer Anadolu nasıl Türkleştiği konusunda da Bizans kaynaklarını, İtalyan kaynaklarını çok iyi okumak lazım. Diyorum ya, hep yabancıların verdiği şeyler bunlar. Siz bu kitaplarınızda ama özellikle Çin kaynaklarına bakalım demişsiniz. Bizim, Batı kaynaklarına. Benim uzmanlık alanım olmadığı için ben o tarafta kaldım. Ama bu burada konuşulması gereken şey, hususlardan biri de budur. Anadolu nasıl Türkleştirdi? Mesela Türkiye tabirini ilk önce Orta Asya için kullanılır. Bizans kaynağı Agatias. Daha sonra Karadeniz'in kuzeyine Türkiye denir. Üçüncüsü Memlükler zamanında Suriye Kıpça. Ve Filistin'e, Suriye ve o bölgeye. Dördüncüsü de Anadolu'ya verilir 13. yüzyılda. Türkiye adı da böyle yer değiştirir. Son bir soru var. Türklerde mumya var mıydı diye. Türklerde mumya var. Uygurlar döneminde, daha doğrusu şöyle diyelim, Lobnor'dan ele geçen mumyalar var. Urumcu Müzesi'nde ben gördüm, fotoğraflarını çektim. Hatta Xiaohu Gongzhu diyor, küçük ırmak prensesi diyorlar. Yani böyle bizim işte Anadolu Türklerine benzer türde çok aşırı çekik olmayan hafif Lolan çekik, güzeli de diyorlar. Evet, Lolan güzeli. Küçük ırmak şeyde mumya var. Ama orada bir özelliği daha var. Tabii çok kuru olduğu için cesetler bozulmuyormuş. Altay Dağları'nda bozulmuş mu? Bozulmuyormuş. Herhalde ondan dolayı zannedersem. Altay Dağları'nda da aynı şekilde mumyanın bulunduğunu biz duyduk, okuduk. Fakat ben onları görmedim. Peki. Kaynaklarda böyle bir şey söylüyoruz. Avrasya bozkırlarında derinlemesine ve genişlemesine bir Türk tarihinden söz edebiliriz diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bu gece iki değerli konuğumuzla Türk kimliği başlığı altında sohbet ettik. Başta gösterdiğim kitapları tekrar göstereceğim. Doğu Perinçek, Bozkurt Efsaneleri ve Gerçek. Kamera hep bende oluyor şimdi. Bunu konuşamadık, efsaneleri, yok, ama bir başka efsane zaman. Efsane yok aslında, ismi yanlış o kitabın. Orta Asya uygarlığı,
Doğu Perinçek. Yine Ok'tan Ogura, Oğra ya da Uğra, Doğu Perinçek. Devletin oluşması sürecinin Türkçedeki izleri alt başlığıyla. Profesör Doktor Ahmet Taşağıl hocamız, Mimar Sinan Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı. Çin kaynaklarına göre Eski Türk Boyları adını taşıyan Tarih Kurumu tarafından basılan bir eser. Ve yine Kök Tengri'nin Çocukları, Gök Tanrı'nın Çocukları. Alt başlık ne diyor hocam? Avrasya bozkırlarındaki İslam öncesi Türk izleri, ekrandan Türk okuyorum. Türk tarihi, öyle mi? Evet, uzakta ekran. Çevirmeden okuyayım dedim. Kitaplarınızın, Doğu Bey'inkiler öyle zaten bir taraftan siyasetçi olunca, ama sizinkilerin de geniş kitlelere mal olmasını, geniş kitleler tarafından okunmasını diliyorum. Herhalde bu programda katkısı olacaktır. Katılanlar, katılmayanlar da okuyarak bu tartışmaya katkıda bulunacaklardır. Sevgili seyirciler, 10 dakika sonra 4 saati tamamlamış olacağız. Hepinize iyi sabahlar diliyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.